Evrimsel yaratılış iddiasıyla ortaya çıkan çevrelerin göz ardı ettikleri önemli bir konu da Allah'ın benzersiz yaratma şekilleridir. Allah, melekler, cinler ve şeytan gibi insandan ve hayvandan çok farklı yaratılışa sahip canlılar da var etmiştir. Kur'an'da bildirildiğine göre bu varlıkların hiçbiri uzun bir süreç sonucunda aşama aşama evrimleşerek meydana gelmemişlerdir. Hepsi Allah'ın dilemesiyle bir anda sebeplerden bağımsız olarak yoktan yaratılmışlardır. Çünkü Allah yaratmada hiçbir sürece aşamaya ihtiyaç duymayandır. Kimi evrimciler insanın yaratılışı hakkındaki Darwinist yanılgılara bilinçsizce sarılırlarken meleklerin, cinlerin ya da şeytanın yaratılışları hakkında hiçbir açıklamada bulunmamaktadırlar. Ayetlerde meleklerin yaratılışı şu şekilde tarif edilir. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Ayette geçen ifadeden de anlaşıldığı üzere, melekler görünüm itibariyle insanlardan çok farklıdırlar. Nitekim Allah ayette, o yaratmada dilediğini arttırır ifadesiyle de farklı yaratış şekillerine dikkat çekmiştir. Melekler, Nahl suresi 49. ve 50. ayetlerinde bildirildiği üzere Allah'ın emrinde olan varlıklardır ve insandan önce yaratılmışlardır. Allah, ilk insan olan Hazreti Adem'i yaratacağı zaman bunu meleklere bildirmiş ve onlara Hazreti Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Kur'an'da, ayrıca ölüm meleklerinden, Cibril'den ve Mikail'den de bahsedilmektedir. Melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vurarak yakıcı azabı tadın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşmansa artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Allah Kur'an'da Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a ve Hazreti Meryem'e de melekleri gönderdiğini bildirmektedir. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'u müjdeleyen melekler selam sözüyle eve girmişlerdir. Aynı melekler Hazreti Lut'a kavminin helak olacağını haber vermişlerdir. Meryem suresindeki ayetlerde ise Allah'ın Hazreti Meryem'e Cibril'i gönderdiği ve Cibril'in Hazreti Meryem'e ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim dediği bildirilmektedir. Bu elçiler Allah'ın dilemesiyle Hazreti İbrahim'in, Hazreti Lut'un ve Hazreti Meryem'in yanında var edilmişlerdir. Allah'ın dilemesiyle dilediği yerde ve dilediği surette bir anda yaratılmışlardır. Allah bu ayetlerde herhangi bir süreçten ya da evrimleşme aşamalarından bahsetmemektedir. Bu örnekler Allah'ın sonsuz yaratma gücünü sebeplerden ve aşamalardan bağımsız olarak yoktan var edişini bir kez daha ortaya koymaktadır. İşte insanların yaratılışı da aynı melekler gibi bir anda ve Allah'ın ol demesiyle gerçekleşmiştir. Bazı Müslümanların evrim teorisinin köhne aldatmacalarına yer verdikleri yazılarında bu gibi mucizevi yaratılışlarla ilgili herhangi bir açıklamaya rastlanmamaktadır. Melekler gibi cinler de insanlardan farklı bir yaratılışa sahiptirler. Allah insanın balçıktan, cinlerin ise ateşten yaratıldığını şöyle haber verir. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı da yalın dumansız bir ateşten yarattı. Allah Kur'an'da insanların ve cinlerin yaratılış amaçlarını da bildirmektedir. Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Açıkça görüldüğü gibi insanlar ve cinler farklı varlıklardır.
Yaratılış amaçları ise aynıdır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Kur'an'da, özellikle de Cin suresinde cinler hakkında çok detaylı bilgiler verilmektedir. Allah'a iman etmeleri, Allah'tan korkmaları, Kur'an'a teslim olmaları, Kur'an'ı dinlemeleri. Nem suresindeki ayetlerde bildirilen Hazreti Süleyman kıssasında ise cinlerin madde nakli, hızlı hareket etme gibi farklı yeteneklere sahip oldukları haber verilmektedir. Hud suresinin 119. ayetinde bildirildiği üzere cinler de yaptıklarının karşılığını ahiret gününde eksiksizce alacaklardır. Aynı melekler gibi cinler de insandan önce yaratılmışlardır. Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere ve iblise ona secde etmelerini emreder. Ardından da iblisin cinlerden olduğunu şöyle açıklar. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kadar kötü bir tercih değiştirmedir. Allah cinleri dumansız bir ateşten yaratmıştır. Ayetlerde herhangi bir evrim sürecinden, tesadüflerden ya da evrimleştiren herhangi bir mekanizmadan bahsedilmemektedir. Çünkü cinler için de evrimle yaratılış diye bir şey söz konusu değildir. Onlar da Allah'ın dilemesiyle bir anda var olmuşlardır. Herhangi bir süreç geçirmeden, mütasyona ya da doğal seleksiyona uğramadan bir anda yaratılmışlardır. Allah için yaratmak çok kolaydır. Sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Yüce Allah cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da aynı kudretle evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir.